Bu tutulma şunu anlatıyor. Zil çaldı rant başladı. Ekrem İmamoğlu'nun haritası ne diyor 31 Mart için? Murat Korum'un haritası ne diyor? İstanbul'da ipi kim göğüsleyecek? İktidar Partisi'ni etkileyecek kime? iktidarda olan parti liderlerini de çok etkileyecek. Herhangi bir tartışması vukuatı olmayacak o zaman. Olacak. Olacak sonrasında mı? Sonrasında olacak. Toplumun, oya giden insanların dalgınlıkları, kayıpları, kafa karışıklıklarına maruz kalacağına işaret ediyor. İşaret... Ya insanların sandık başındaki duygu durumunu etkileyecek bir gökyüzü ötesi bu evet, var. Yani gökyüzü Sayın Ekrem İmamoğlu tarafında biraz daha Sayın Kurum, Merkür gölgede olduğu için, öyle doğduğu için bu seçim gününde oldukça yeni yüzlerin siyaset ve ülke yönetiminde ortaya çıkacağını, zaten senin ilk ay e, tutulmasını yaşıyoruz. Burada deprem göstergeleri var, arkasından gelecek 8 Nisan'da hemen denize yakın kıyısı olan bölgeleri de içine koyabiliriz. Dolayısıyla çöküş derken mesela ekonomi. Yani evet. şu an yaşadığımız günlerden daha beteri mi geliyor Zuhal evet. Hanım? Sırtımızı yaslayabileceğimiz materyallere, işte yatırım araçlarına <laughs> sarılmak gerekiyor. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız ilk defa konuk ettiğimiz bir isim var yanımızda astrolog Zuhal Taşçı Kendisine hemen merhaba diyelim ama merhaba demeden önce şunu hemen bir sizlerin bilgisine sunmak isterim 6 Şubat depremine maalesef ki o kara günü nokta atışı bilmiş bir isim sonrasında da çok isabetli tahminleri var Biz öncelikle konuğumuza hoş geldin demek isteriz Zuhal Hanım'cım hoş geldiniz. Merhabalar Ferda Hanım'cım, hoş bulduk. Zuhal Hanım'cım, isabetli tahminleriniz olduğunu izleyicilerimize söyledim. O kara gün, bunu bilebilmeyi elbette istemezdiniz ama Zuhal Taşçı ismini ben o olayla bildim, tanıdım. Nokta atışı 6 Şubat'ta bir deprem olacağını, onun bir kara gün olacağını siz hangi verilerle söylediniz gökyüzündeki? Feride Hanım dediğiniz gibi keşke ben de bu şekilde anılmasaydım. Bu şekilde e, Türkiye beni tanımıyor olsaydı ama şöyle bir durum var. Yani bizler astrologlar olarak bütün kombinasyonlarımızı, bütün potansiyelleri, aynı hava durumu, Hı -hı. istatistiği yapar gibi astrolojik göstergeler vasıtasıyla Hı -hı. yapıyoruz. E, 6 Şubat depremi zaten ben 3 ay önce söylemiştim. Çok riskli krizli bir büyük bir deprem bekliyorum diye. Ve maalesef de gerçekleşti. Ve inanın ki o gece de ben deprem olacağını bile bile hani tabiri caizse. E, his Hayır deprem olacağını bile bile yani kızımla beraber uyudum. Yani bizim de yaptığımız öngörüler e, bizi de etkiliyor. Duygusal olarak işte yaşandıktan hı hı hı. sonra dolayısıyla e, astrolojik veriler bize ne söylüyorsa aslında onun üzerinden gitmeye hı. çalışıyoruz. Toplumu uyarmaya çalışıyoruz. Bazen diyorlar işte kaos yaratıyorsunuz. Negatif gördüğümü e, söylüyorum diyorsunuz. Evet pozitif görsem pozitif söylüyorum. Negatif görsem negatif söylüyorum ama söylemek durumunda kalıyorum. Umarım bir daha yaşanmaz ama konuşacağız zaten tutulma etkilerinde de. Orta şiddetli deprem tetikleri var. 25 Mart ay tutulması evet, ile beraber. Evet. Onunla zaten senin ilk ay tutulmasını yaşıyoruz. Bir ay tutulması hı hı. olarak burada deprem göstergeleri var. Arkasından gelecek 8 Nisan'da hemen e, Koç Güneş burcu tutulması. Güneş tutulmasında deprem tetikleri var. E bunları da zaten konuşuyor olacağız. Şimdi hemen bence sözü gelmişken az sonra yerel seçimde kim kazanır sorusunu soracağım. E, çünkü programın aslında ana başlığı bu ama. Bu ay tutulmasıyla beraber nerelerin e, depremle ilgili dikkatli ve teyakkuz olması lazım? Orta şiddetli depremler diyorsunuz. Evet şöyle söyleyeyim tabii ki de lokasyon vermeyi ben Hı -hı. aslında şeyden sonra bıraktım. 6 Şubat'tan sonra bıraktım. Çünkü e, bunlar dediğim gibi bir potansiyel ve insanlar çok tedirgin oluyor. Ama Bölge sadece, olarak belki söyleyebiliriz. Evet e, şöyle söyleyeyim yine Doğu bölgesi ve Marmara bölgesi e, özellikle e, beklediğimiz yerler arasında... E aynı zamanda işte e, bu potansiyeller denizden gelecek, denize yakın kıyısı olan e, bölgeleri de içine koyabiliriz. Dolayısıyla bu tutulmalar 25 Mart, 8 Nisan tutulmaları depremleri tetikliyor ve aynı zamanda sudan gelecek tehlikeler anormal hava koşulları işte yer yer işte tsunamiler, kasırgalar gibi etkiler veriyor. Şunun şurasında hatırlayın daha bir hafta önceye kadar Mart'ta günlük güneşlikti. Evet. Ama ben bunu tabii aylardır söylüyorum. Mart çok sert geçecek hava olayları vasıtasıyla beraber de. O yüzden e, hem seller hem işte denizden gelecek tehlikeler, hem e, hava forumlarındaki o bunu değişkenlikler. Başka bir meslektaşınız da yayınımızda söylemişti. Mart-Nisan hiç beklenmedik hava değişimlerine evet. ani değişimlere hazır oldun demişti. Siz de teyit etmiş evet, oldunuz bu afiyetler. bilgiyi. Evet doğal afetler. Yani bunların hepsini bu potansiyelleri barındırıyor. Ama tabii ki de e, detaylar. Detay olarak girdiğimiz zaman çok da şey değil, iç açıcı değil. O yüzden böyle toparlayalım genel anlamda. Önlem al alınması adına. O zaman ben hemen herkesin merak ettiği o soruyu sorayım. Türkiye 2024 yerel seçimine çok yaklaştı. Özellikle en çok merak edilen il İstanbul. İstanbul'da ipi kim göğüsleyecek? İktidar Partisi İstanbul'u yeniden kazanmak istiyor. Hı hı. E, muhalefet Partisi de diyor ki hayır İstanbul benim diyor. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu haritalarından mı başlayalım söze? Kim kazanır sorusu sormadan önce. İsterseniz Türkiyeye gelen etkiler seçim günü Türkiye'nin nasıl etkilendiğine He, bakalım. Tamam oldu. En baştan başlayalım. 31 Mart günü evet. nasıl bir etki altındayız? Kazanın dibinden başlayalım. Altta neler kaynıyor? Şimdi astrolojik olarak şunu görüyoruz: 31 Mart yerel seçimlerinde Güneş'in Koç burcunda olduğunu görüyoruz ve bu Güneş seçim günü. Aslında Türkiye'nin geleceğini, vizyonunu, prestijini, e, toplumun kaderini ve hükümeti yöneten iktidar partisini çok fazla etkileyen bir konumda olacak. KİK tutulmalar burayı tetikliyor. Nisan ve Mart tutulmaları zaten bu aksı tetikliyor. Hı hı. Yani ülkede hem toplumun kaderini dönüştürecek hem de hükümeti e, oldukça e, oradaki dengeleri oynatabilecek bir seçim bu. Dolayısıyla bir genel seçim kadar önemli görülmese bile aslında çok önemli bir seçim. E, çıkacak sonuçlar sonrasında da partileri önemli oranda etkileyecek Kesinlikle. mi? Özellikle iktidar partisini mi etkileyecek? Evet, iktidar partisini etkileyecek yine iktidarda olan parti liderlerini de çok etkileyecek. Dolayısıyla aslında bu seçime katılım çok fazla önem arz ediyor ki önümüzdeki yıllarda buna göre şekilleniyor olacak. An haritasında Güneş Koç burcunda Erak istenilen bir sabit yıldızla kavuşuyor olacak. Bizde astrolojide sabit yıldız <laughs> etkileri aslında böyle çok ana detayları verirler. E, mitolojisinde krala sadık olan insanları anlatır. Bu kişiler, bu e, Güneşi ile e, sabit yıldızı kavuşumu olan kişiler, işte patrona, siyaya, krala e, sadık olan kişileri gösterir. Ordu komutanı, generali, generali gibi kişileri gösterir. Dolayısıyla bu seçimlerde biraz ülkenin kaderi doğrultusunda İstanbul bir kale gibi zaten biliyoruz bunu ama gökyüzü de bunu destekliyor. Ateş etkisi yüksek, hızlı bir seçim bekliyorum ben. Böyle hemen tak tak e, yürüyecek. Herhangi bir tartışma, sıvukatı olmayacak o zaman. Olacak. Olacak mı? Sonrasında olacak. Aa öyle miydi, böyle miydi diye ama hızlı bir şekilde o e, süreci yaşanacak. Sonrasında öyleydi, böyleydi medyada biraz böyle çalkantılı şeyler duyabiliriz. Çünkü Merkür retroya gir, e, girme aşamasında gölge dediğimiz bir konumda. Henüz retroda değil ama o gölge e, haftasında. Dolayısıyla bu da... Hem vatandaşın aslında toplumun oya giden insanların dalgınlıkları, kayıpları, kafa karışıklıklarına maruz kalacağına işaret ediyor. İşte yanlış oy atma, tam işte son dakika Ekrem İmamoğlu'na verecekken Murat kuruma verme vesaire gibi böyle şeyler. Ha, i̇nsanların sandık başındaki duygu durumunu etkileyecek bir gökyüzü ötesi evet, var. Evet kesinlikle ne güzel o anlattınız. E, duygu durumundan ziyade fikir, kafa karışıklığı mesela yanlış basar eee <laughs> işte tam giderken öyle miydi bölümü son dakika e, fikrini değiştirebilir gibi gibi etkiler e, var. Ya gökyüzündeki bir etki mi sebebiyet veriyor? Evet. İlginç. <laughs> Şöyle de diyebilir. Ya ben Murat Kurum beyefendiye vermiştim ama ekrem İmamoğlu'na basmıştım gibi. Çünkü Merkür gölge pozisyondayken algıyı yönettiği için öyle bir gezegen olduğu için biraz algıda e, karışıklık ve tıkanma diyebiliriz. E, öyle durumlara sebebiyet veriyor. Ne dedik? Seçim sonuçları ile ilgili şimdi özellikle medya kanallarında e, yavaşlama sonrasında sayımların revize edilmesi tekrar. Yani bu şunu söylemiyorum seçim tekrarlanır mı gibi bir şey söylemiyorum. E, böyle bir potansiyel var ama düşük bir potansiyel. E, bunun yerine şunu söylemek daha doğru olur yani buradaki revizasyonların e, gündeme gelmesi olabilir. An haritasında yine o gün Mars balıkta duygusal bağ geliştiren seçmenin böyle Allah Allah deyip sandığa gittiğini görebiliriz ama partisinden ya da işte adayından umudunu kesmiş aman nasıl olsa ya da gelecek vizyonundan umudunu kesmiş seçmenin gidip gitmeme konfor alanını bozma konusunda biraz yine kararsız kaldığını görebiliriz. Kısacası seçim günü özellikle günün ilk saatlerinde Sanda giden, Sanda gelen yoğunluğun biraz daha az, Sanda biraz daha zoraki insanların hmm. geldiğini görebiliriz. Biraz ben o anlamda zaten heyecansız bir seçim olarak evet, görüyorum. Kesinlikle. Sokakta da baktığınızda bir yıl önceki genel seçimin o heyecanı bu defa yok gibi duruyor. Çünkü o kadar insanlarda da bir bıkkınlık var evet, galiba. Asu evet. Halil Hanım. ağzımdan aldınız çok yaşayın. E, çünkü seçim üstüne seçim yaşadığımız için ve çok fazla e, duygular inip çıktığı için artık. O şeyi yakalayamıyoruz. Peki gelelim adayların haritalarına. Tabii ki. Ekrem İmamoğlu'nun haritası ne diyor 31 Tabii. Mart için? Murat Kurum'un haritası ne diyor? Ee, yine ben İstanbul'dan gireceğim bu sefer. Tamam. İstanbul'un e, doğum haritalarına bakıp önce bir İstanbul'da neler Hı -hı. oluyor? Sonra adaylar hangi potansiyellerle ortaya çıkıyor ona bakalım. İsterseniz çünkü astrolojide hep sağlama metoduyla gidiyoruz tamam. biz yani. Üç harita, 5 harita, birkaç göstergeyle aslında bu analizleri kuruyoruz. İstanbul'un doğum tarihlerine baktığımızda ilk Bizans döneminde Konstantinopolis, ondan sonra işte Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle beraber bir haritası var ve Cumhuriyet ilanıyla beraber alt haritaları var. Şimdi bütün bu haritaların ortak özelliği şu: İstanbul'da bir şeyler. Değişiyor. Aa bir sistem, İstanbul için değişim veriyor o gün. Evet bir sistem değişimi olabilir bu. İşte yönetimle ilgili zorlanmalar ve değişimler olabilir. Ama demiyorum ki illa e, şu demek değil belediye başkanı değişecek. Şimdi birazdan anlatacağım çünkü. E, kim gelirse gelsin İstanbul için sistemlerin daha zorlu bir sürece gireceğini ve değişimi gösteren e, göksel etkiler var. En azından 2024 için. ...Mayıs'tan sonra da zaten bunların etkilerini çokça hızlı görüyor olacağız. Gelelim Ekrem İmamoğlu'na. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun doğum bilgisi bizde net. Bu analiz yaptığımız bütün siyasetçiler arasında... ...kendi doğum bilgisini saatine kadar veren tek siyasetçi olduğu için... ...aslında onun haritası üzerinden yorum yapmak çok daha çok kolay, kolay bizim için... Hani. İşte Hı. birazdan Murat e, Bey'e de geleceğiz, Murat Kurum'a da geleceğiz ama onun doğum e, e, bilgileri eksik olabilir, hatalı olabilir. Dolayısıyla e, burada ne kadar net bilgi o kadar doğru tahmin, öngörü e, diye bir başlık atayım e, ki e, ileriki yapacağımız şeylerde de öngörülerde de bu önem arz ediyor. Şimdi 3 Haziran 1971 doğum saati net harika bizim için astrologların en sevdiği şey. 25 Mart tutulmasına baktığımızda zaten bu tutulmayla seçime gidiyoruz evet. ve dolayısıyla bu tutulma 6 ay etkisini gösterecek. Arkasından bir Nisan tutulması var. E, yılın ilk tutulması çok önemli bir tutulma. Yani toplumun kaderini dönüştürüyor daha ne olsun. Bu tutulma Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 12. evinde gerçekleşiyor. Çünkü e, kendisi terazi. Ee, yükselene sahip olduğu için 12. evinden aldığı bu ile beraber biraz olayların onun kontrolü dışında gerçekleşeceğini anlatıyor. Bazen kayıplar özellikle e, onun için kolay olmayacak. Bir satürn karesi de alıyor transis satüründen. Ee, çok zorlandığı bir seçim olduğunu görüyoruz. Ee, zor, yine seçilirse de çok zorlanacağını görüyoruz. Yani gökyüzü Sayın Ekrem İmamoğlu tarafında biraz daha e, sanki desteğini yarım veriyor gibi gökyüzü desteklemiyor Sayın İmamoğlu. Destek. Zor açıları var mı? Destek. Zor açıları var. Hani destekleniyor ama şimdi birazdan geleceğiz bir Murat Kurum Bey kadar. Öyle. Ha, Onun haritası daha mı güçlü? Evet. E, çünkü e, şöyle bir durum var. 2019'da Sayın İmamoğlu e, ilk kez belediye başkanı olduğunda o kadar güzel bir satürn desteği almış hmm. ki. Yani beş kere de seçilse, seçim olsa yine, yine o alırdı. Evet, kesinlikle. Ama bu defa bu, bu defa, aynı bu defa, etki yok. Bu, bu defa Satürn'ün sınavı var, öyle söyleyeyim. Peki. Satürn'ün desteği varmış 2019'da, bu defa da onun sınavını veriyor. Dolayısıyla onun için kolay bir seçim değil. Ancak geçmişten günümüzde işte yaptığı icraatler, topluma gösterdiği yüzü, vizyonu, karakteri sayesinde kazançlı olduğu durumlarda var. Özellikle yeni adımlarda, yeni vaatlerde, yeni projelerde de kazanç sağlayabilir. Yani oradan bir kitleyi yakalayabilir gibi görüyoruz. Aynı zamanda e, Jüpiter desteğini verisinin üzerinden alıyor. Yani tamamen desteksiz değil ama çok zorlanıyor. E, sonuçlar istediği gibi olmayabilir. Çok çalışmıştır, az verim almıştır. Az verim almaya da devam edecektir. Dolayısıyla eğer şöyle bir beklentisi varsa işte şu kadar oy bekliyorum. Onun biraz altını yaşayabilir. Burada bir e, hayal kırıklığı yaşayabilir. Hı hı. Bunun dışında yine söylüyorum seçilse de zorlanacağı bir dönem. Bu dönemde zaten sağlığına da çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani yine korunuyor ama sağlıksal problemleri de ortaya çıkabilir. Zoru başarması lazım bu seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Gelelim. Murat Kuruma. Murat Kurum'a. Sayın, Sayın Kurum için ne diyor gökyüzü? Sayın Kurum 7 Mayıs 1976 net değil. Tabii bizim e, internetten, sosyal medyadan aldığımız bilgiler bunlar. Haritaya ilk baktığımızda Merkür Gölge'de. Şimdi burada... Ne demek o? <laughs> burada ne demek biliyor musunuz? Ben seçim, e, genel seçim e, tahminleri yaptığım zaman da Merkür Retro'daydı. E, dolayısıyla şunu söylemiştim. Merkür Retro'da bir seçim yapılıyorsa o seçim Merkür Retro Doğum Haritasının sahibine yarar. Ha. O derece Tayyip deman. Dolayısıyla bu seçim tarihi Murat Bey'e yarıyor. Sayın Kurum e, Merkür gölgede olduğu için e, öyle doğduğu için e, bu seçim gününde oldukça şanslı. Aynı zamanda e, onun haritasını incelediğimizde böyle Merkür e, Uranüs düzeliliği de var. Yani Hayatında çokça kriz yaşar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Seçilme ihtimaline karşı da bir <laughs> not olarak alts not olarak düşüyorum. Evet, Merkür Uranüs o sert görünümü kişide inanılmaz bir zeka verir. Mekanik bir kafa yapısı verir ki zaten kendisi mühendis. Ama aynı zamanda iniş çıkışları çok olur. Ani kararları, işte büyük yükselmeler, büyük düşüşler, büyük krizleri yönetmek konusunda zorlanmalar yaşar ama bu şekilde bazı kişilerin haritası çalışır. Ters motivasyon etkisiyle de geçmişe bakarsak aslında ne demek istediğimi çok iyi anlıyor sevgili seyircilerimiz. Ne var ki böyle doğum haritaları her zaman ayağa kalkar. Düşse de çıkar. Şimdi seçim günü tutulma analizlerine gelirsek. Murat Bey'in, Sayın Kurum'un 12 yılda bir gelen muazzam şans ve büyüme efekti olan Jüpiter döngüsünü görüyoruz. 12 yıl önceye bir ee, bakarsak eğer ki bu o 12 yılda bir her, her birimizin doğum haritasında bir Jüpiter Jüpiter kavuşumu yaş yaşanıyor. O döngüleri takip etmek gerekiyor. Çok şanslı bir dönemde. Hmm. Bu yıl özellikle çok şanslı bir dönemde. Ee, aynı zamanda Satürn transit Satürn'den de Güneşi destekliyor. Yani daha ne olsun? Allah hani daha ne kadar yardım ederim diye bütün imkanlar <laughs> yani aslında... aday yollanabilecek haritasına göre net, en şanslı dönemi seçmiş. Yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan için de aynısını söylemiştim diyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki yerel seçimde başkan olduğu dönemde de aynı şeyi söyledim. Haritaları kazananlara belli ki destek veriyor. E ben bunun üzerine şimdi kim kazanır diyemem. İki e, adayın da haritasını anlattı Zuhal Hanım. Kararı, yorumu evet. size bırakıyoruz. <laughs> evet, kesinlikle. Sadece şunu eklemek istiyorum Sayın Murat Kurum için. Bu seçim onun çok, onun için çok önemli bir seçim. Çünkü onun yolunu açacak, onu destekleyecek, onu ileriki zamanlarında kaderi, gelecek planları ile ilgili hayatında çok önemli bir noktaya getirecek bir seçim ya da çok önemli bir açılım yaratacak bir seçim. Gelelim 31 Mart sonrasına. 1 Nisan ve devam eden günlerde, aylarda Türk siyasetini etkileyecek bir durum çıkacak mı? 31 Mart seçimlerinden. Yani burada çıkan sonuçlar ilerleyen dönem için bir kaldıraç görevi görecek mi Zoyla Hanım? Kesinlikle. Böyle etkiler var mı? Kesinlikle görecek çünkü zaten bunu bu tutulmalar da veriyor. Ee, hem ülke yönetimiyle ilgili değişimler var. Yani ülke yönetimindeki politikalarla, sistemlerle ilgili dönüşümler var, değişimler var, yenilikler var. Aynı zamanda bazı bakanlıklarla ilgili özellikle maliye konusunda, ekonomi konusunda, parayı yönetenler, halka dağıtanlar, işte belediyeleşme konularında bakanlıklarla ilgili değişimler, kabinede değişimler olabilir, partiler içerisinde yöneticilerde değişimler olabilir. Bütün bu potansiyelleri barındırıyor. O yüzden çok önemli bir seçim ülke için. 2025'te erken genel seçim var diyenler var meslektaşlarınız arasında. Ee, ya bir de ben bakayım hakikaten böyle bir etki var mı deyip baktınız mı hiç? Kesinlikle baktım. Görüyor musunuz? <laughs> Şimdi şöyle 2025 yaz aylarında bunları konuşmaya başlayabiliriz çok yüksek ihtimalle. Çünkü Satürn koç burcuna giriyor ve ülkenin tam tepe noktasında Türkiye doğum haritasının tam tepe noktasında. Yeni bir sistemi anlatıyor bize, yeni sistemlerin ortaya çıkışını e, anlatıyor. E, dolayısıyla bu 2025 e, Temmuz aylarında bunları konuşmaya başlayıp devamında 2026 Şubat'ta olgunlaştığını e, illa alacak demiyorum ama olma potansiyeli yüksek. Çünkü e, bu Satürn-Neptün kavuşumu 2026 Şubat ayında yaşayacağımız bu göksel kavuşum iki büyük gezegen yan yana yani düşünün iki tane ağır top yan yana geliyor. Çok önemli yıllar bunlar. E, şunu da görüyor olacağız. Yeni yüzlerin e, siyaset ve ülke yönetiminde ortaya çıkacağını yeni sistemlerin kurulmaya çalışacağını Türkiye bir değişim enerjisine mi giriyor? Evet. Yani yenilikler zamanı. Hmm. Dolayısıyla ama bu Tabi her yenilik ne ile geliyor? Zorlu koşullar sonrasında bir belki de çöküşle geliyor. Bir zorlanma ile geliyor. Bir Çünkü çöküş. eski çöküş derken mesela ekonomi. Hmm. Ekonomi. Yani ne? şu an yaşadığımız günlerden daha beteri mi geliyor Zuhal evet, Hanım? Evet maalesef. Gözüküyor Bekliyoruz. mu? mu evet, Devalüasyonu zaten ben hani 2023'ten beri söylüyorum. Ee, bu maalesef krizin derinleşmesini inşallah e, tutabilirler ama tutacak gibi görünmüyor. Yani doların yükselişi bir yandan dünyada karışık sadece ülkemiz değil ama ül Türkiye bir akrep ülkesi, krizlerle dönüşen bir ülke. Krizleri iyi yönetebilirse e, kendini dünya ülkeleri arasında yukarı çıkarabilecek bir ülke ama şu an daha başlangıçtayız o dipteyiz ekonomik kriz derinleşiyor evet, 2026'dan önce bakın Türkiye ekonomisinin toplanmasının imkanı yok yani yeni adımlar atıldı geçen seneden beri ama bunların oturmuş bir sisteme daha halka inen artık daha hayatlarımıza giriyor olması 2026'yı gösteriyor İşte o zaman ne olacak ülke ekonomisinin düzen düzelmesi için sanayiye savaş sanayi özellikle Ülke kaynaklarına yatırım belki de böyle böyle yeni adımlar oluşuyor olacak ve yavaş yavaş güçlenmeye başlayacağız. Önümüzdeki işte 2026, 28 28 bu oluşumları yaptıktan sonra. Evet sıçrama. Evet hatırlayın 2010'lar ne kadar rahatlı bir rahattı. O dönemler gibi bir 2025 ve evet. sonrası kriziyle, 2026 bakın, daha doğrusu. 2002 kriziyle AKP hükümete geldi Şimdi o döngü kapanıyor artık. Hmm. O döngü kapanıyor. Yeni bir döngü mü yeni başlıyor? Yeni bir döngü başlıyor evet. Siz az önce dediniz ki dünyada da zaten bir hayli karışıklık var. İster istemez e, ülkemizde bunlardan etkileniyor. Yanı başımızda e, maalesef ki bir soy kırım var. Uzun süredir devam eden. E, ama bir taraftan da e, Zuhal Taşçı çok uzun zaman önce ben hatırlıyorum bu cümlesini. Büyük Amerikan tutulması demişti. Yani bu durum... Diyor ki bu Amerikan tutulması Amerika'nın karışacağı ve kendisiyle beraber başka ülkeleri de karıştıracağı anlamına geliyor diyor. Büyük Amerikan tutulması nedir? Bize olası etkileri nelerdir? Bunu bir dinlemek isterim sizden. Aslında geçen sene Ekim ayından beri hani bu büyük Amerikan tutulmasını hani ilk kez ben dillendirmiş oldum. Evet. Çünkü e, döngülere baktığımızda Amerika üzerindeki tutulmaların e, en çok işte e, Koç ve terazi aksında onu etkilediğini ve bundan bir önceki tutulma tetiklerine baktığımızda, döngülerine baktığımızda Amerika'daki siyasi vatandaşların hak ve özgürlükleri için ayaklandığı iç çatışmaların çıktığını görüyoruz. Şimdi aynı tutulma Ekim'de başladı. 2023 Ekim itibariyle kendini gösterdi pat savaş çıktı pat ne oldu Meksika sınırlar hattı işte vilayetlerle ilgili hı hı. problemler eyaletler oldu. kopmak istiyor evet. ayrılmak istiyor şimdi ikinci ayağını yaşıyor olacak Amerika üzerindeki en net görülebilen tutulmalardan biri zaten bu 8 Nisan'da ikinci tutulmayı büyük Amerikan tutulması olarak yaşıyor olacak bu tutulma şunu anlatıyor zil çaldı rant başladı ki zaten buraya gelene kadar e, Amerika'nın e, yavaş yavaş e, adımlarını, atılımlarını, işte iç siyaseti, ülkeler arası siyasete e, dahil olduğunu, onları karıştırmaya çalıştığında görüyor olacağız. Ekonomik kriz e, vasıtasıyla. Ben batıyorum, bütün dünyayı da benimle beraber batıracağım mı diyecek yani Amerika? Ben öyle algıladım söylediklerinizi. Evet. Amerika... Yani bir savaşın, üçüncü dünya savaşının fitilini mi ateşleyecek? Ee, şöyle diyebiliriz Çok bir iddialı olur Arka plandan yapacak bunları, ha. görünen yüzü olmayacak. Hiçbir şey göründüğü gibi değil bunu Ekim'de de söyledim yani biz İsrail Filistin Savaşı zannediyoruz ama Amerika'nın aslında var olma savaşı bu Amerika üzerinden yürüyen bir savaş bu. Dolayısıyla e, bu tutulmada yine Amerika'daki iç karışıklıkları göreceğiz. Amerika başkanları, eski başkanlıklar üzerindeki spekülasyonları göreceğiz. Aynı zamanda savaşı tetikleyecek. Yine ne diyorum? Bakın, saman altından su yürütüyor, arkadan arkadan, sahne arkasından e, bazı müdahalelerde bulunduğunu e, göreceğiz. E Tabii ki de şimdi Amerika bir pluto yaşıyor Güneşi, ekonomi, bankacılık, e, borsa büyük manipülasyonlar yaşanabilir. O yüzden Amerikan borsası da çok güvenilir bir yerde değil. Bankalar batabilir, ne bileyim el değiştirebilir. Ya yani önümüzdeki süreçlerde Amerika büyük bir dönüşüm üzerine bir planlama yapıyor. Aynı zamanda Mart sonu Uranüs. 20-21 derecelerde ve Nisan itibariyle böyle Jüpiter'le bir kavuşum yapacak. Orada büyük olaylar, büyük para piyasalarında büyük spekülasyonlar Sadece duyabiliriz. Sadece Amerika için geçerli? Bütün, bütün dünya için özellikle ha. büyük vurgunlar öyle Aha. söyleyeyim. Dolayısıyla hani buradan borsa, Türk borsası ya da Amerikan borsası ile ilgilenen seyircilerimizin de bu anlamda dikkatli olması gerekiyor. Evet. Yine seçimlere geleyim. Seçimler vasıtasıyla aslında herkesin dilinde, ekonomistlerin de dilinde ama işte ekonomiyi biraz seçimlere kadar toparlamaya çalışıyoruz. Yine Türkiye'ye döndüğümüzde ama ekonomi e, Nisan itibariyle de e, çok e, bakanlıkların özellikle değişimi, işte sistemin Hazine değişimi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir değişim mi görüyorsunuz? E, Olabilir son umut olarak getirildi. Şöyle de kısıtlamalar şey da olabilir. Yine ha. manipülasyonlar da olabilir bankacılıkla ilgili konularda. Dolayısıyla çok zorlanacaklar ya. Yani. yani biz de zorlanacağız. Hepimiz zorlanacağız evet. bu durumda. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden herkes birazcık yaza çıkarken ona göre düşünsün. Çünkü Ayağınızı yazın, evet, göre uzatın diyeceksiniz ki uzatacak yorgan mı kaldı? Haklısınız ama bizde özellikle bu, bu dönemlerde bu kritik uyarıları hı hı. yapıyoruz ki ne bileyim borçlanmazsınız belki evet. dikkat edersiniz biraz daha dayanacağız mecburuz bu iki yıl böyle şimdi faizler yükseliyor belli politikalar uygulanıyor ama hani şu e, ileride şunu göreceğiz yani evlerin fiyatı, gayrimenkullerin fiyatı çok daha değerlenecek yani e, uzun vadede aslında yine bildiğimiz bizim Sırtımızı yaslayabileceğimiz materyallere, işte yatırım araçlarına Hı -hı. sarılmak gerekiyor. Hı, Hı E, Bundan kastınız nedir? Biraz daha açalım. E, hani şöyle bir e, faizlerin yükselmesiyle Hı -hı. birlikte ki yakın zamanda yine yükseldi Hı -hı. galiba hani işte evi satayım, arabayı satayım bankaya parayı koyayım. Hani orada faizle Aha. ama bunlar dediğim gibi ha, yani. işinizi satmayın vadede, diyorsunuz. Evet kısa sakın. vadede yani o yüzden e, tutunabildiğiniz işte altın, gayrimenkul, toprak yatırımı bunlar her zaman sizi koruyacaktır. E, ne kadar ekonomi e, iniş çıkışı yaşasak da ekonomik iniş çıkışlar olsa da hayatımızda bunları varlıklarınızı bakta, satmayız. Ben, geçmeye, bu uyarıyı evet. çokça duydunuz bu yayınlarda. Bir kere de Zuhal Hanım'dan duymuş olduk. Zuhal Hanım'cığım şimdi bir de 25 Mart tutulması, ay tutulması, senenin ilk tutulması dediniz. 6 ay mı etkiler tutulmalar? 6 ay evet. Ülke anlamında, dünya anlamında baktık da bireysel yaşamlarımızda nasıl etkileri olacak? Şöyle bireysel olarak aslında iyicil bir tutulma, toparlanma enerjisi veriyor. Hmm. Hadi kalk toparlan artık yeter diyor. Ee, özellikle hava grubu terazi, ikizler, kova bunlara çok iyi gelecek ve bu burçların ilk 10 gününde doğanlar işte bu burçlarda yükseleni olanlar özellikle 0-10 derece arasında yükseleni olanlar için muazzam bir tutulma. İyice fırsatlar var cesaret güç veren bir tutulma özellikle bireysel anlamda hayatlarımıza iyice şanslar ani fırsatlar daha önce yakalayamadığımız hak edişlerimiz hak edişler özellikle hani. Ben iki yıl önce bu fırsatı kaçırmıştım. Tekrar önüne gelecek. Hadi kalk ve devam et diyor cesaretle. Hızlı bir şekilde güçlenme imkanı sunuyor. Bu arada bu tutulma tabii siyasetçilere de bu etkiyi veriyor ama şöyle bir durum var. Bu tutulma etkisi hızlı yükseltir, hızlı düşür. Bunu da ee, söyleyeyim ona göre de hani insanlar bazen o şeye kapılırlar ya güce, konfor alanına, iyicil, hayat hep öyle devam edecekler sanır ee, bu birazcık kovanın arketipine uymuyor Hızlı yükseltir, hızla düşürür o yüzden de ayağımızın sağlam yere basması gerekiyor yaşanan her ne olursa olsun Tutulmaları sert etkileri şu var ben yani birçok kişiyi evlendireceğim bir evlilik tutulması yani nişan, evlilik, ciddi ilişkiler tutulması. Bu tutulmayla tutulması. bekarlar mı evleniyor anlamadım evet. öyle mi? Evet <laughs> Evlilik tutulması. Evlilik tutulması diyebiliriz gerçekten çünkü hani o il ikili ilişkilerde iyicil etkiler verdiği için probleminiz varsa çözebilirsiniz. Eğer probleminiz yoksa ayrılıp daha iyi bir toparlanacak bir hayata adım atabilirsiniz. Aynı zamanda da dediğim gibi e, ikili ilişkilerde e, sorun çözen bir tutulma olacak. Şunu da ekleyeyim, tutulmanın sert etkilerinde, toplum önünde bulunan bazı kişilerle ilgili skandallar ortaya çıkabilir. Bitmedi, Haberler, bu skandallar, ortaya çıkabilir. Hanımcığım yine mi var? Fenomenler, politikacılarla ilgili, toplumda işte göz önünde olan insanlarla ilgili bazı böyle. E, ...gündeme düşen ani haberler olabilir... ...ama bunlar çok hızlı sürkülü olacak... ...bunları da yaşıyor olabiliriz. Şimdi... E, ...astrolojiyi tamamladık... ...astrolojiyle ilintisiz değil de... ...Zuhal Hanım'ın çok mühimsediği bir konu var... E, ...kendisinin de... ...bu anlamda ürünleri var... ...bana getirmiş Stadra Şifa koleksiyonundan... ...çok güzel... ...kendi burcuma ve yükselenime uygun... ...iki tane harika kolye getirmiş... ...yanı sıra e, mumlar var... ...bu mumlara... Bana dışarıda yayından önce dedi ki Ferda ekonomik kriz derinleşeceği için dedi. Bolluk bereket için bu mumlara dedi çok ihtiyacımız olacak dedi. Evet. Sözü burada size bırakmak istiyorum. Önce bu ekonomik krizden etkilenmemek için bu mumlarla ne yapacağız? Kısaca söyleyin sonra taşlara geçelim. Şimdi şöyle. E, biz astrolojik bir analiz yaparken işte dünya, ülke daha sonra küçük hayatlarımıza bakıyoruz aslında. Dünyada çok kötü olan bir şey bizim haritamızda eğer bir fırsat varsa fırsat açılımı da yapıyor olabilir. Tabii, tabii tabii. Dolayısıyla biz bu sert gezegensel görünümlerin dünyaya yansımasından kendimizi nasıl koruruz? Enerjimizi, frekansımızı daha iyicil bireysel alanımızda nasıl kontrol eder ve yükseltiriz? İşte o yüzden e, ne yapabiliriz diye düşündükten sonra Sadra Şifa doğmuş oldu. Mum e, ve frekans tüfteleriyle beraber aslında hayatımızda Çekmek istediğimiz dilekleri, enerjileri e, aktive ederken e, taşlarla da kendi alanımızı, avramızı güçlendiriyoruz. Hı hı. Sağlık konularında da e, taşlardan biri yardım alıyoruz. Evet değil mi? şu an Venüs'ü açtınız. Mesela bir boğa burcu olarak. <laughs> Elim bak ona gitti. Evet doğru. Bu mesela. E, ha bunlar burçlara da, göre mi satılıyor? Gezegenlere size? göre. Geze, üç gezegen kombinasyonumuz Aha. var. Güneş, Venüs ve Jüpiter. Siz tamam. Venüs gezegeninin kombinasyonlarıyla ürettiğimiz mont serisini aldınız. Evet. Burada aslında şunu söylüyor. İşte Venüs mumu, dilek mumu olarak da geçiyor. Bizim hayatımıza ruh işimizi çekmek, doğru ilişkiyi çekmek. ilişkimiz varsa ve problem neyse dengeyi oturtturmak için kullandığımız bir seri. Aynı zamanda frekans tütüsüyle beraber kullanıyoruz. İşte Jüpiter serisi bolluk bereket için, evet. hak edişlerimizi almak, ilahi yardım için kullandığımız bir seri. Güneş serimizde başarı, cesaret, yeni adımlar, yeni bir iş açacaksınız, bir imza atacaksınız, bir beklentiniz var, bir dileğiniz var. Güneş serisini kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Taşlarla da bunu Ha. Şimdi Kombine Mesela bana getirdiğiniz kolyenin ucundaki evet, taş gösterelim. Hı hı. Ee, Bende de var. Evet evet. Kombinasyonumu taktım geldim. Şimdi geldi. mesela <laughs> pembe ve bu tam ne renk onu bilemedim. Bu biremedim. güneş taşı. Güneş taşı. O, evet o da pembe kuvars. Ben bunu böyle takacağım ama takmadan önce dedi evet. ki evde saksı varsa dedi taşları dedi bilhassa dedi saksıda bir gün bekletin. Evet. Toprağında niçinde? daha doğrusu. Hı hı. Ondan sonra alın niyetinizi alın ve... Öyle Boyunuz takmaya bak. Takıp Kendiniz, de dokundurtmayın evet, dedi. kendinizin Mesela, lazım. bu kolye bana ne getirecek? Bunu niye getirdiniz? Onu söyleyeyim. Şimdi, Benden yola çıkarak izleyicilerimize de Ben tamamen içgüdüsel olalım. getirdim bunu size. İki, iki aslında taşta güneş taşı ve pembe kuvars da venüsiyen taşlardır. Venüs etkisi Hı -hı. olan. Güneş taşı biraz daha güneş venüs kavuşumu gibi bir taştır. astrolojik teknik anlatıyorum ama bunları Hı -hı. zaten böyle kombine ediyoruz doğum haritalarına göre kombin ediyoruz. Ve sizin de burada boğa burcu olduğunuzu öğrendim. Özellikle sizin pembe kuvarsı aynı dediğiniz şekilde e, belli dönemlerde mesela enerjinizin düştüğü, o gün gergin olduğunuz, üzerinizde yoğun baskının olduğu günlerde muhakkak takmanızı öneriyorum ki aura koruyucudur. Eğer yükselen burcunuzun taşını takarsanız bir koruma kalkanı görevi görür bütün negatifi üzerine çeker ve o yüzden biz şunu söyleriz 3 haftada bir bu taşları aynı şekilde toprağa gömün ve tekrar arındırın bir suyun altında niyetinizle beraber takmaya başlayın ve taşlarınızı kimseye dokundurmayın. Bende de mesela kaplan gözü var. Gözü var. Güç, başarı ve cesaret için. Ee, bir de cüzdan taşı getirmiş. Evet. Bunu da aynı şekilde önce toprağa gömeceğim. Bir gün bekletip ondan Boluk sonra bereket olup için. bereket için cüzdanıma Şimdi şey koyacağım. Şimdi mesela şöyle yapıyorlar. Bana da standıma geldikleri zaman bazı <laughs> e, etkinliklerde standımız kuruluyor. Alıyorlar ay hemen takayım. Takmayın. Çıkartıyorum. <laughs> Takma. Çünkü senden önce o kadar fazla başka enerjilere maruz kaldı ki aldığınız ilk taşı o yüzden muhakkak temizleyip arındırıp niyetinizle frekanslamanız gerekiyor. Bunun için de en mantıklı yol saksıda toprağa dönmek mi? Evde evet. en rahat e, bahçeniz evet. varsa bahçede de toprağa evet. Gölün. bu işlemi yapabilirsiniz. Için mesela kristal taş, kristal özellikli taşları özellikle şarjlamak için de gün ışığına maruz bırakacaksınız. Enerjisi e, aktive olsun diye. Taşlar bu kadar önemli Çok. Değil mi? Çok. Onlar da mineral, onlar da tekamül ediyor. Biz de ediyoruz, diyoruz ki gökyüzüne, Jüpiter ben senin tekamül etmiş olan bir e, materyalini taşıyorum, e, taşını taşıyorum. Benim üzerimde, avramda daha olumlu çalış. Bana bolluk bereketini aktar. Aslında enerjilerle iletişim kuruyoruz. Yani bunun da yine astrolojiyle ve gökyüzüyle Tabii. ilintisi var. Tabii yani şifa da aslında bolluk bereket de Allah'tan ama biz Hakan. Hakan. onun ilmiyle ne kadar yakınlaşabiliriz? Ve onun yarattıklarıyla. Evet kesinlikle öyle. <laughs> Çünkü hayat e, tabiatı okumak, doğayı okumak bunlar da inancın en önemli parçalarından biri ben öyle düşünüyorum Nartizane. Hani. Oku derken aslında çok şeyi okumayı kastediyor bence. Kur'an-ı Kerim bu tutulmalarla beraber de hani bu İsrail Filistin hattında özellikle Akdeniz yani sudan gelecek bazı <laughs> savaş e, etkilerini gösteriyor. Ben Akdeniz olduğunu düşünüyorum. Süveyş Kanalı olabilir. Yani ticaretin aktığı yerlerde bir gerginlik potansiyeli veriyor. E, Putin ve Çin Cumhurbaşkanı e, tutulmalardan çok etkileniyor. İşte özellikle Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle birlikte çok daha cesaretli olacağım. Putin'e hiç bulaşmamak lazım gerçekten. Çünkü çok sert ve manipülatif bir tarz ortaya koyabilir. Ama aynı zamanda anlaşmalarla da gündeme gelebilir, beklenmeyecek anlaşmalarla da. Ee, o sebeple savaşın e, etkilerini, dünya savaşı dediğimiz o etkileri biraz daha e, fazla hissedeceğiz tutulmalar e, vasıtasıyla. Şunu söyleyeceğim sadece. E, 18 Eylül'de bir balık tutulması var. Ay tutulması bu da. E, bu Eylül'deki tutulma 2025-2026'nın fragmanı olacak. Hmm, 2024 Eylül'ündeki tutulma hangi Eylül tarih dediniz? Eylül'ün kaçı? 18 Eylül. 18 Eylül'deki tutulma 2025 ve 2026'nın fragmanı olacak. Tüm dünya için mi? Tüm dünya için, savaş için, birleşmeler, anlaşmalar, ayrışmalar. Yeni bir düzen Evet kesinlikle. belki de işareti olarak alabiliriz. Zuhal Hanım'cığım sizi ilk defa ağırladık. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Her zaman bekleriz. Çok keyif aldım. Ee, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi izleyen sizin seyircilerinize de çok teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için. Yine. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Hep olduğu gibi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.